Değerli arkadaşlar, Anadolu Selçuklu, Türkiye Selçuklu'yla devam ediyoruz. Şimdi 1. Alaaddin Keykubat dönemindeyiz. İzzettin Keykavüs ölür yerine 1. Alaaddin Keykubat geçer. Şimdi 1. Alaaddin Keykubat dönemi Türkiye Selçuklu'nun en parlak devridir. Unutmayalım bunu Gazneli'nin en parlak devri Gazneli Mahmut, Büyük Selçuklu'nun en parlak devri Melikşah, Türkiye Selçuklu'nun en parlak devri Alaaddin Keykubat'tır. Ne demek yani niye en parlak? Çünkü genellikle beyliklerin hepsini egemenlik altına aldı, sınırları genişletti ve Anadolu'da Türk İslam medeniyetinin gelişmesine ciddi anlamda katkıda bulundu. Bundan dolayı en parlak devir bu dönem geçer. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi ne yapmış ona bir bakalım sizinle. Şuradan bir bakalım sonra birkaç bir şey daha söyleyeceğiz. Şimdi Alaaddin Keykubat arkadaşlar başa geçtiğinde Doğuda bir Moğol tehdidi vardı. Moğolistan'da Cengiz Devleti kuruldu. Cengiz Han batıya doğru açılmaya başladı. Önüne çıkan Türkleri yerlenden oynattı. Bu Türkler de yoğun olarak Anadolu'ya geldiler. Ki o zaman Orta Asya'nın, Horasan'ın Moğollar tarafından istilası... ...Anadolu'ya Türk göçlerinin yaşanmasını ve Anadolu'nun Türkleşmesini kolaylaştırdı. Ya da Türkleşmesine katkıda bulundu. Bu önemli bir yorumdur. İşte bu Moğol tehdidini görünce... Alaaddin Keykubat doğudaki surları onarmaya başladı. Konya, Kayseri, Sivas gibi, Malatya gibi şehirlerin surlarını, kalelerini onarttı. Buraya kaleler, surlar inşa ettirdi. Arkadaşlar Bağdat'a yaklaşık 5000 kadar asker gönderdi. Çünkü Moğollar orayı da istila edebilir. Hatta Eyyubilerle akrabalık bile kurdu. Onlarla şuraya Eyyubi diyeyim. Eyyubilerle akrabalık kurdu. Onlarla ittifak yapma arayışına girdiği. Bu birinci bilgi. Tamam mıdır arkadaşlar? Birinci öğrendik. İkincisi şu. Orada Güneydoğu'da Ermeni Krallığı vardı. E, haritada göstermiştim hatta. Belki tekrar görebiliriz onu şurada. Şuradan bakabiliriz. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada. Kilikya Ermeni Krallığı vardı. Kilikya Ermeni Krallığı'ndan e, Alanya'yı aldı. Alanya Kalesi'ni ele geçirdi ki e, Alaaddin Keykubat'a izafeten Alanya denilmeye başlandı oraya. Arkadaşlar bir şey söylemiştim size hatırladınız mı? Türkiye Selçuklu Devleti deyince aklımıza ticaret gelmesi lazım. Ticari potansiyeli artırma gelmesi lazım. Birkaç bir şey göstereceğim size. Şimdi İzzettin Keykavüs, şey, 1. Gıyasettin Keyüsre arkadaşlar Antalya'yı almıştı hatırlayın bunu. İzzettin Keykavüs Sinop'u almıştı. Bunu da hatırlayın arkadaşlar. Ondan sonra Samsun'u almıştı. Şu coğrafyayı almıştı. Alaaddin Keykubad da Alanya'yı aldı. Dikkat edersen sahil şehirlerini alıyor. Bunların her birisi ticareti dönüktür. Çünkü bu alınan yerlerde donanma, tersaneler kuruldu. Buralara Türk tüccarlar yerleştirildi. Alaaddin Keykubad sadece buralara Türk tüccarları yerleştirmedi. Ne yaptı biliyor musunuz? Ee, babalarının yapmış olduğu... ...ticaret antlaşmaları devam ettirdi. Dedelerin yapmış olduğu ticaret antlaşmaları devam ettirdi. O Kıbrıs Krallığı Venedik Ceneviz yapılan ticaret antlaşmaları devam ettirdi. Ayrıca tüccarlara arkadaşlar sigorta sistemini getirdi. Yani dedi ki senin malın Anadolu'da herhangi bir zarara uğrarsa... ...ben o zararı telafi edeceğim. Yani kasko sistemi gibi düşünün. Sigorta sistemini getirdi. Bunun yanında farklı ülkelerdeki Kırım, Mısır, Kıbrıs'taki... E, belli aileleri Anadolu'ya getirdi. Anadolu'daki belli aileleri o Kıbrıs'a, Kırım'a, Mısır'a yerleştirdi. Amaç yine o aileler aracılığıyla karşılıklı ticaret yapmaktı. Yani Alaaddin Keykubat Anadolu'nun ticari potansiyelini çok 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 iyi değerlendirdi. O yüzden bunu unutmamanız lazım. Bir şey daha Alaaddin Keykubat Kırım'daki Suudak Limanı'na sefer düzenledi ve Suudak'ı fethetti. Görüyor musun? Suudak'ı aldı. Buranın sebebi de ticaret. Çünkü buradaki tüccarlara Tatarlar, zarar veriyordu. O Tatarlar buradaki tüccarların mallarını yağmalıyordu. Buradaki güvenliği, Karadeniz'deki güvenliği sağlamak amacıyla gitti Suudak Limanı'nı da aldı. Şimdi burada şöyle bir şey aklımıza geliyor. Peki hep nereye aldık biz? Alanya'yı, <laughs> Sinop'u, Samsun'u, e, Antalya'yı, Antalya'yı, Alanya'yı aldık. Sinop'u, Samsun'u aldık. Buraları hep kar ordusuyla aldık. Gördünüz mü? Buradan geldik. Ama Suudak'ı alabilmek için Sinop'taki tersanedeki donanmayı kullandık. Bu deniz aşırı bir seferdir ve Türk tarihinin deniz aşırı ilk büyük seferi Suudak Seferi kabul edilir. Bu bilgiyi de unutmamak lazım. Anlaştık mı arkadaşlar? Karadeniz'in karşı tarafındaki kaleyi de limanı da önemli limanı da ele geçirdi. Burası da güzel. Bunun yanında arkadaşlar Mengücekli Beyliği'nin büyük bir kısmına son verdi. Topraklarını ele geçirdi. Bu arada Moğol tehdidinden kaçan Herzem Şahlarla sınırda karşılaştı ve onlarla Geçenki part'te anlatmıştım. 1230'da Yassı Çemen Savaşı'nı yaptı. Bu Yassı Çemen Savaşı ile Herzemşah Devleti'ni mağlup etti. Ve Herzemşah Devleti bir yıl sonra yıkıldı. Bunun zararı neydi? Hatırlayın bunu. Yassı Çemen Savaşı ile Herzemşah Devleti yıkılınca... ...şu bölgedeki tampon bölge ortadan kalktı. Ve Moğollar Anadolu'ya çok daha rahat girme... ...şeyini de e, aşamasında e, halletmiş oldular. Yani... Anadolu ile Moğollar arasındaki tampon coğrafya Herzemşah'tı. Herzemşah devleti yıkılınca Anadolu Moğolların istilasına açık hale gelmeye başladı. O zaman Herzemşah devletinin yıkılması ilerleyen süreçte Türkiye Selçuklu'ya zarar vermiştir deriz Moğol istilasına zemin hazırlaması açısından. Bu bilgileri unutmuyoruz. Arkadaşlar Alaaddin Keykubat döneminde ünlü simalar var. Mesela diyor ki Necmettin Daya bunlar mutasavvuflar, Ahmet bin Mahmudi Tusi, Ahi Evren gibi pek çok sima onun döneminde Anadolu'da yer aldı. Anadolu'ya geldiler. Aynı zamanda arkadaşlar Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin Konevi yine o dönemde Anadolu'da tasavvuf ehilleri oldu ve insanlar bu Anadolu Türk'ü, Müslüman Türk'ü bu insanlar etrafında yer aldılar. Onların tekkelerinde, zaviyelerinde yer aldılar. Bu da Andon manevi havasının yükselmesine, değer kazanmasına yol açtı ki Moğol istilasından dolayı Anadolu'da yaşanan bu huzursuz ortam, bu yeis, çaresizlik insanların tekke ve zaviyeler bu tarikatlar etrafında toplanmasını ve orada moral bulmasını da beraberinde getirdi. O zaman Alaaddin Keykubat döneminde ee, Horasan bölgesinden çok ünlü İslam alimleri ve mutasavvıfların Anadolu'ya geldiğini, Alaaddin Keykubad'ın bunları kucak açtığını, onlara yatırım yaptığını, onlara değer verdiğini unutmamamız gerekiyor. Bu önemli bir bilgiydi arkadaşlar. Geliyorum diğer bir bilgiye. Alaaddin Keykubat Ulu Sultan olarak bilinir. Ulu Keykubat olarak bilinir. O zaman mesela Orhan Gazi Türkmenlerin en ulu sultanı İbni Batuta'ya göre. Bu öyle bir bilgi değil ama nedir işte kaynaklarda İslam kaynaklarında ulu sultan ulu Keykubat olarak geçer. Birinci bilgimiz bu. Alaaddin Keykubat kendisine arkadaşlar Kuba diye, Kubadabat, Kuba Kubadabat, Kuba diye Sultan Han Alaiye Alara gibi ki ileride de karşımıza çıkacak hanlar ve saraylar yaptırmıştır ki Alaaddin Keykubat öldükten sonra yerine 2. Gıyasettin Keysürev geçecek. 2. Gıyasettin Keysürev döneminde 1243 Köse Dağ Savaşı olacak. Bu çok önemli bir savaş. Köse Dağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girecek ve Anadolu'da Moğol istilası başlayacak. Moğol tarihi başlayacak. O yüzden Alaaddin Keykubat, 1. Alaaddin Keykubat Anadolu Selçuklularının bağımsız ölen son Türkiye Selçuklu Sultanı olarak kabul edilir. O zaman Türkiye Selçuklu Sultanları içerisinde bağımsız olarak ölen son Türkiye Selçuklu Sultanı kimmiş? 1. Alaaddin Keykubat'mış. Çünkü 1. Alaaddin Keykubat öldükten sonra yerine geçen 2. key Keykubat döneminde Köse Dağı Savaşı olacak. Ve artık Anadolu'da bir Moğol istilası başlayacak. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman Alaaddin Keykubat bu açıdan çok 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 değerli ve önemli unutmamamız gerekiyor. Yani Türkiye Selçuklu Devleti'nin en parlak devri tam bağımsız olarak ölen son Selçuklu Sultanı'dır. Büyük Selçuklu'da için, için kimi kullanmıştık hatırlayın. Orada Sultan Sencer'i kullanmıştık. Sultan Sencer de Büyük Selçuklu'nun son büyük sultanı. Alaaddin Keykubat da Türkiye Selçuklu'nun son büyük sultanı. Tamam mıdır? Arkadaşlar şimdi burada ben size birkaç tane olay anlatacağım. İyi dinleyin burayı. Şimdi şey ölünce birinci Alaaddin Keykubat ölünce yerine küçük yaşta ikinci Gıyasettin Keyüsrev geçti. Gıyasettin Keyüsrev'i çok küçük yaşta başa geçirdiler. Ve Gıyasettin Keyüsrev'i başa geçiren vezir hemen yazayım Saadettin Köpek'te. Saadettin Köpek. Saadettin Köpek Gulam kökenli bir devlet adamıydı. Yani Fars kökenli Gulam, Müslüman Türk değil. Müslüman ama Türk değil. Zaten Gulam farklı unsurlardan oluşan asker ve devlet adamlarına veriliyordu isim olarak. Şimdi Saadettin Köpek, e, Alaaddin Keykubat'ın ölümüyle başlayan taht kavgalarından yararlanarak Gelsin Keyhüsrevi, 2. Gelsin Keyhüsrevi tahta geçirdi Konya'da. Bu da olaya işte Saadettin Köpek olay olarak geçti tarihe. Ve Saadettin Köpek devlet yönetiminde ağırlığını hissettirdi. Bu da Türkmenleri küstürdü. Çünkü Saadettin köpek Fars kökenli, gulam kökenli. Bu da Türklerin devlet kademesinin uzaklaştırılmasına ve gulam kökenli devlet adamlarının devlet yönetiminde hakimiyet kurmasına sebep oldu. Bu nedenle, bu nedenle Anadolu'daki bazı Oğuzlar, Türkmenler Saadettin Köpeğin bu hareketine karşı çıktı ve Babay isyanı yaşandı. Babay isyanı 1240-41 yıllarında Anadolu'da çıkan dinsel nitelikli ilk isyandır. O zaman şöyle bir cümle kurabilir miyiz? Birinci olarak Alaaddin Keykubat öldü. Yerine ikinci Gıyasdin Keyhüsrev geçti küçük yaşta. Kim geçirdi? Saadettin Köpek. Saadettin Köpek küçük yaşta bir şehzadenin hükümdar olmasını fırsat bilerek devlet yönetiminde söz sahibi oldu. Tek yetkili oldu. Gulam kökenli olduğu için bu adam Türk kökenli devlet adamlarını yönetimden uzaklaştırdı. Bu ciddi anlamda Türkmenlerin küstürülmesine neden oldu. O Türkmenler, küskün olan Türkmenler, batıni geleneğinin bir uzantısı olan Babay tarikatında yer almaya başladılar. Sosyal huzursuzluk ortaya çıktı. Bu sosyal huzursuzluk Babay tarikatını güçlendirdi. Ve Anadolu'da, ta Tokat'tan Adıyaman'a kadar olan coğrafyada, Anadolu'da güçlü bir isyan çıktı. Bunun adı Baba İshak, Baba Resul, Babay isyanıdır. Bu Anadolu'daki dinsel nitelikli ilk isyandır. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Ne zaman oluyor bu ikinci Gersinkeüstürev döneminde? Şimdi böyle bir isyan çıkınca bu olay Anadolu'da büyük bir otorite boşluğuna neden oldu. İşte bu otorite boşluğunu fırsat bilen Moğollar Anadolu'ya girme şansını yakaladı ve Anadolu'ya girdiler 1243'ünde Köse Dağı Savaşı oldu. Köse Dağı Savaşı Moğollarla Türkiye Selçuklu arasında. Ama Moğolların hangi kanadı? İlhanlı. Yani o İran kanadı. İlhanlılar Türkiye Selçuklu arasında Köstedağ Savaşı oldu. Bu savaşta Türkiye Selçuk Devleti yenildi ve yıkılma sürecine girdi. Anadolu'da siyasi otorite kalmadı. Anadolu'da devletin otoritesi kalmadı. Ee, devlet yıkılma sürecine girdi. Ki bu arada bir bilgi daha anlatayım size. Bu da çok önemlidir. Şimdi Moğol istilası sonucu Şuradaki Horasan bölgesindeki Türkmenler ki Kayı boyu da dahildir buna. Mol baskısından dolayı Anadolu'ya geldiler. Bu dönemde Anadolu'da 1. Alaaddin Kubat vardı. 1. Alaaddin Kubat bu Türkmenlere sahip çıktı. Oğuz Türklerine sahip çıktı. Ve onları Bizans sınırına yerleştirdi şuralara. Uç boylar olarak yerleştirdi. Uçlarda hayat dediğimiz olay budur. Amaç ne? o bölgeyi Türkleştirmek, göçüp olan Oğuzları yerleşik hayata geçirmek, Bizans saldırılarına karşı Selçuklu topraklarını korumak ve bu beylikler aracılığıyla, uç boyları aracılığıyla yeni topraklar fethetmek. Bu yüzden Alaaddin Keykubat bunu yapmıştı. Şimdi Alaaddin Keykubat öldü yerine 2. Gelsin Keyusrev geçti. İsyan çıktı, bir otorite boşluğu yaşandı. Bunu fırsat bilen Moğollar saldırdılar, Sivas'ı yağmaladılar. Köseda Savaşı yapı, yaşandı. Selçuklu ağır bir yenilgiye e, uğradı ve Anadolu Moğollar tarafından istila edildi. Şuradaki beylikler, boylar, Oğuz boyları bağımsızlığına ilan etti ve ikinci beylikler kuruldu. O zaman birinci beylikleri ortaya çıkaran şey 1071 Malazgirt Savaşı'dır unutmayın. İkinci beylikleri ortaya çıkaran şey 1243 Köseda Savaşı'dır. Anlaştık mı arkadaşlar? Çok değerli bilgilerdir bunu dikkat edin. Bunlarda kim var? Artuk Saltuk Mengücek Danışmet. Buradaki var Karaman, Candar, işte e, İsfendiyar, e, Germiyan, Hamit, Osmanoğulları, Kadı Burhanettin gibi beylikler var. Karası gibi beylikler var. İkisini birbiriyle karıştırmayın. O zaman buradaki beyliklerde, buradaki beyliklerde ortak özelliği nedir? Bunların Müslüman Oğuzlar tarafından kurulmuştur. İki, Anadolu Türkleşip İslamlaşma sürecini hızlandırmıştır. Üç, ee, Anadolu'da Türk siyasal birliğinin bozulmasına yol açmıştır. Peki Moğolların istilasının e, olumlu yönüne buradaki Türkler Batıya doğru kayarak Batı Anadolu'yu hızlı bir şekilde Türkleştirip İslamlaştırmıştır da yorumunu yaparız. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bilgiyi de unutmuyoruz önemli bir bilgiydi. Hatta Moğolların komutanı adı Baycu'ydu Baycu. O yüzden Anadolu'da 1243 yılına Baycu yılı denilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Hatta bu dönemde Mevlana Celaleddin Rumi'nin dergahı Anadolu'daki Türkmenlerin teselli bulduğu yer olmuş. Devam ediyoruz. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Karaman, Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu Karamanoğlu Mehmet Bey, e, İzzettin Keykavus'un oğlu olduğu yalanı ile ya da gerekçesiyle Alaaddin Siyavuş'u Konya'da tahta çıkarıyor. Buna tari Cimri Cimrolayı denilir. Alaaddin Siyavuş Konya'da Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından tahta çıkarılmakla kalmıyor. Aynı zamanda Karamanoğlu Mehmet Bey o tarihte Türkçe'yi resmi dil ilan ediyor. İşte diyor ki çarşıda, bazarda, kapıda, dergahta Türkçe'den başka dil kullanılmayacaktır diyor. Bunu duyan yani Alaaddin Siyavuş'un Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından tahta çıkarıldığını duyan Moğollar geliyorlar. Arkadaşlar Konya'yı yağmalıyorlar, Konya'ya giriyorlar. Alaaddin Siyavuş'u da Karamoğlu, Mehmet Bey'i de ortadan kaldırıyorlar. Buradaki hadiseye tarihte cimri olayı denildiğini unutmak lazım ki zaten bu tarihten sonra Anadolu tamamen Moğol egemenliğine girmiş oluyor. Memluklar bahsinde unutmayın burada. Ne vardı? İşte bu 1277 tarihi aynı zamanda Elbistan Savaşı'nın tarihidir. Oradaki bizim Gulam kökenli vezirler şeyi çağırdılar, Baybars'ı çağırdılar. Gel bizi Moğollara karşı koru diye. Baybars geldi Elbistan'a kadar, Maraş'a kadar. Ama hiçbir Türk beyi gelip e, e, Baybars'a yardım etmedi. Ama burada bir Türk Bey isyan etti. Hatiroğlu Şerafettin Bey. Hatiroğlu Şerafettin Bey. Şerafettin. Burada soru bankamızda vardır bunun soruları. Hatiroğlu Şerafettin Arkadaşlar Moğollara isyan eden ilk Türk Bey olarak geçer biliyor musunuz bu Moğol istilasına karşı? Peki bu Moğol istilası çok değerli olduğu için üzerinde durdum. Bunları unutmayın arkadaşlar. Küçük küçük not alın. Gerekirse bir kere daha bu videoyu izleyin. E, 1308 yılında 2. Mesut Türkiye ölünce de Türkiye Selçuk Devleti yıkıldı. Türkiye Selçuklu'nun son hükümdarı 2. Mesut oldu. İlk hükümdarı Süleyman Şah. En parlak devri Alaaddin Keykubat dönemidir. Tamamdır arkadaşlar. E, bunları unutmayalım. E, şurada e, bir şey daha yapalım sizinle. Bunu sonra geçelim buna buraya. Şurada bir şey daha yapalım arkadaşlar. Şimdi, o zaman çok değerli olduğu için tekrar bakacağız. Birinci olarak ne yaşandı? Hemen şuraya geçiyorum. Birinci olarak ne yaşandı arkadaşlar? İkinci, Gıyasettin Kevstref tahta çıktı. Bunu tahta çıkaran Saadettin de Bu gulam kökenli devlet adamlarının ağırlığını ortaya çıkardı. Ve Oğuzlar küstürüldü. Türkmenler küstürüldü. Bu Türkmenler Babay tarikatı içerisinde yer almaya başladı. Ve güçlenen Babay tarikatı arkadaşlar Anadolu'da isyan çıkardı. Tokat Adıyaman arasında büyük bir isyan çıktı. Bu otorite boşluğunu ortaya çıkardı. Ve bunu fırsat bilen Moğollar 1243 yılında Köse Dağı Savaşı ile Anadolu'ya girdiler ve Anadolu'yu yağmaladılar. Ve Türkiye Selçuklu yıkılma sürecine girdi ve uçlardaki boylar bağımsızlığını ilan ederek ikinci Türk beylikleri doğdu. Tabi bu batıdaki fetihleri durdurdu, Bizans'ın ömrünü uzattı, İstanbul'un fethini geciktirdi. Arkadaşlar 1277'de de Cimri hadisesi yaşandı. Ne oldu? Karamanoğlu Mehmet Bey, Alaaddin Siyavuş'u Konya'da tahta çıkardı. Bunun üzerine Moğollar geldi. Karamanoğlu Mehmet Bey de Alaaddin Siyavuş'u ortadan kaldırdılar. 1308'de 2. Mesut'un ölümüyle de Türkiye Selçuklu Devleti tamamen tarih sahnesinden silindi. Bu bilgileri unutmayalım tamam mı arkadaşlar?